Ah, o muhteşem Osmanlı medeniyeti. Altın çağını yaşayan kültür ve askeri güç abidesi. Böylesine bir ihtişama ve kudrete ileri görüşlü kurucusu 1. Osman'dan daha iyi kim öncülük edebilir? Rise of Kingdoms. Rise of Kingdoms büyük bir zevkle oynayabileceğiniz bir strateji oyunudur. Bu strateji oyununda konumunuzun merkezinde olan Osmanlıları seçip tüm dünyayı fethedebilirsiniz. Bu fetihlerde size Osmanlı Hanedanı'nın kurucusu cesur yürekli 1. Osman eşlik ediyor. Rise of Kingdoms onu sadece bir karakter olarak değil, aynı zamanda zorlu bir epik komutan olarak ustaca yeniden canlandırıyor. Özellikle şehirlere saldırırken sağladığı eşsiz hasar bonuslarıyla Osman yenilmez bir güçtür. Biz tarih meraklılarının bildiği gibi o tarihin büyük fatihlerinden biriydi. Ve Rise of Kingdoms'da Osman'ın alamayacağı hiçbir yer yok. Rise of Kingdoms'da sadece Osmanlı yok. Seçebileceğiniz tam 14 medeniyet var. Her birinin kendine özgü yeteneği, mimarisi ve elbette efsanevi komutanları var. Farklı medeniyetlere yayılan sürükleyici çatışmalara dalın. Kendinizi stratejik derinlikle dolu bir dünyaya bırakın ve önünüzdeki destansı çatışmalar için elit şampiyonlarınızı şekillendirin. Fakat Osman'ı alıp Rise of Kingdoms'ta yükseltmek bambaşka. Onu seçerek imparatorluğunuzu şekillendirin, şehirlerinizi tasarlayın ve engellerin olmadığı bir dünyayı keşfedin. Stratejilerin üstün olduğu geniş bir haritada savaşları gerçek zamanlı olarak deneyimleyin. Osman Gazi'nin kılıcı ile fetihlere onun ruhuyla önderlik edin. Onun sancağı altında toplanın ve Osmanlı'nın ihtişamını yeniden yaşayın. Özel bonuslar için indirirken Rock Comment kullanmayı unutmayın. Açıklamadaki bağlantıya göz atın. Bugün Osmanlılarla birlikte yükselin. 1914'te başlayan 1. Cihan Harbi, 4 yılın sonunda taraflar için içinden çıkılmaz bir hal aldı. 1918 yılı Almanya, Avusturya Macaristan, Bulgaristan ve Osmanlı Devleti'nden oluşan ittifak devletleri için kötü geçmekteydi. Bunların arasında ilk silah bırakan Bulgaristan oldu. Onu müttefikleriyle bağı kopan ve güney cephelerinde mağlubiyetler alan Osmanlı Devleti takip etti. Çok geçmeyecek, birkaç gün içerisinde diğerleri de beyaz bayrak çekeceklerdi. 30 Ekim 1918'de Osmanlı Devleti Mondros Ateşkes Antlaşması'nı imzalayarak silah bırakmayı kabul etti. Bundan sonraki aşamada galiplerle mağlup olanlar arasında barış anlaşmaları imzalanacaktı. İmzalar atılıncaya kadar da ateşkes antlaşmalarının maddeleri yürürlükte olacaktı. İngiltere, Fransa ve İtalya'nın başını çektiği itilaf devletleri daha en başından beri Osmanlılarla yapılan ateşkesi suistimal ettiler. Atılan imzaların mürekkebi bile kurumadan Musul'u işgal ettiler. İskenderun'un boşaltılmasını talep ettiler ve İstanbul'a asker çıkarmaya hazırlandılar. Yaşananlar barışın geleceğini sanan Türkleri şaşkına çevirdi. Ortam bir anda alevlendi. Hükümet istifaya zorlandı. Kurtuluş Savaşı'nda adını duyacağımız komutan merkeze çağrıldı. Yıldırım Orduları Grubu Komutanı Mustafa Kemal Paşa da bunlardan biriydi. 10 Kasım günü Adana'dan trene atlayan Paşa, İtilaf Devletleri Donanması'nın başkenti işgal için boğazı demirlediği 13 Kasım günü İstanbul'a vardı. Vapurla Avrupa yakasına geçerken işgal donanmasını görünce yaverine dönüp o meşhur sözünü söyledi. Geldikleri gibi giderler. İstanbul'da herkes büyük bir kafa karışıklığı içinde barışın yapılmasını bekliyordu. Mustafa Kemal siyasete girmiş, kabinede yer bularak işleri yoluna koymak için çabalıyordu. Başkenttekiler yaklaşmakta olan kara bulutları nasıl dağıtacaklarına kafa yorarken Anadolu sağanağı çoktan yakalanmıştı. İtilaf devletleri Çukurova ve Güneydoğu'daki işgal sahalarını umarsızca genişletiyor, Yunan'ın İzmir'e çıkacağı söylentisi herkesin tüylerini ürpertiyordu. Türk halkı işgallere ve ateşkesin keyfi uygulamasına karşı tepki göstermekten çekinmedi. Yurdun dört bir yanında reddi ilhak cemiyetleri kuruldu. Bölgesel çaplı kongreler düzenlendi. Mitingler yapıldı, işgaller protesto edildi. İttihat ve Terakki'nin taşra örgütlenmeleri yavaş yavaş silahlandı. Tümen ve alay komutanları silah bırakma konusunda yer yer direndi. 19 Aralık 1918'de Hatay Dört Yol'da düşmana ilk kurşun sıkıldı.
Türk halkının işgallerden daha fazla zoruna giden şey ise yüzlerce yıl beraber yaşadıkları Rum ve Ermeni azınlıkların içlerinde gizlice biriktirdikleri nefreti İngiliz ve Fransızlardan güç alarak ortaya çıkarmalarıydı. İtilaf devletleri mağlup devletlere uygulayacakları yaptırımları konuşmak için Ocak 1919'da Paris'te toplandılar. Bu toplantıda Almanya, Avusturya, Macaristan ve Bulgaristan'ın önüne konulacak antlaşmaların taslakları oluşturulurken Osmanlı Devleti burada negatif ayrıştırıldı. İtilaf devletleri kendi aralarında anlaşmazlık yaşayıp Türk topraklarını nasıl pay edecekleri hususunda birbirlerine düştüler. Çarlık Rusyası'nın yıkılmasından sonra Bolşevikler yapılan gizli antlaşmaları ilan ettikleri için Türkler kendilerine reva görülecek sonu az çok biliyorlardı. Üstüne bir de Paris'ten makul bir barışın çıkmayacağını anladılar. Belli ki Türkleri çok da iyi olmayan günler bekliyordu. Ufukta onurlu bir barış ümidi kalmayınca milli bilinci olan ve kendisini vatanperver gören herkes Türk yurdunun içinde bulunduğu zor durumdan kurtulabilmesi için farklı fikirleri benimsedi. Anadolu'daki milliyetçiler muhtemel işgallere karşı müdafaa-i hukuk grupları kurdular. Başkentteki sivil erken, vaziyetin düzelmesi için eylemden uzak çıkış yollarını benimserken askeri kanat aksiyon almaya daha meyilliydi. Savaş hali devam ediyordu. Paris'ten barışın da çıkacağı yoktu. Ve Osmanlı Genelkurmayı bu zamanı boşa geçirerek ordularını tamamen atıl duruma düşürme niyetinde değildi. Orduyu yeniden tanzim etmek için kolları sıvadılar. Mustafa Kemal ise idarecilerin durağan politikalarının değişmediğini görünce İstanbul'dan ayrılmayı düşündü. Bazı arkadaşları gibi Anadolu'ya geçmeye karar verdi. Ona göre artık burada yapılacak bir şey kalmamıştı. Ünvanı ne olursa olsun yetkisi olan bir görevli Anadolu'ya geçmeliydi. Aradığı bu görevi de kısa süre sonra bulacaktı. Mirli ve Mustafa Kemal Paşa, Karadeniz'de çıkan isyanları engellemek ve Anadolu'da denetimi sağlamak vazifesiyle Genelkurmay tarafından 30 Nisan 1919'da 9. Ordu Komutanı ve Anadolu Genel Müfettişi olarak yetkilendirildi. Anadolu'da yerel direniş başlamıştı. 1919 başlarından itibaren Kuvayi Milliye adıyla silahlanan bazı gruplar Ege ve Karadeniz'de Rumlarla, Güneydoğu'da Fransız ve Ermenilerle çatışmalara girdiler. Yunanlar Paris Konferansı'nda kendilerine vaat edilen İzmir'i 15 Mayıs 1919'da işgal ettiler. Durum karşısında tüm Anadolu ayağa kalktı. Yurdun dört bir yanından protesto telgrafları çekildi. Ege'deki subayların elleri silahlarına gitti. Ortalık bir anda karışıverdi. Birkaç gün önce İtalyanların Akdeniz ve Ege'deki işgallerine halk bu denli sert tepki vermemişti. Fakat ezeli düşman olarak görülen Yunanların Osmanlı toprağına ayak basması Türkleri çileden çıkardı. İtalyanların Anadolu'daki gücünü kırmak için bir maşa olarak Yunanları Anadolu'ya çıkaran İngiliz Başbakan Lloyd George yapabileceği en büyük hatayı yapmış, kendi elleriyle Türkleri tahrik etmişti. İzmir'e çıkan Yunanlar bununla yetinmediler. Önce Urla, Çeşme, Karaburun, Menemen, Torbalı, Selçuk ve Bayındır gibi civar yerleşimleri aldılar. Sonrasında Bergama, Manisa ve Aydın cihetlerinde ilerlediler. Halk işgaller karşısında tepkisiz değildi elbette. Yetersiz Osmanlı birlikleri Kuvayi Milliye müfrezeleriyle ellerinden geldikçe düşmanla çatıştılar. Küçük de olsa zaferler kazanıp işgalleri yavaşlattılar. Yunan işgalinin ilk günlerinde artık ordu müfettişi olan Mustafa Kemal Paşa, Bandırma vapuruyla 3 gün Karadeniz'de yol aldıktan sonra 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktı. Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ile ilgili videomuzu izlemek için sağ üste çıkan karta tıklayabilirsiniz. Mustafa Kemal Samsun'da fazla kalmayıp Havza'ya geçti. 28 Mayıs'ta Havza genelgesini yayınladı. Ulusal bilinci uyandırarak halkın işgallere karşı tepki göstermesini sağlamaya çalıştı. Bu girişimi İstanbul hükümetindeki bazı kişileri rahatsız etti. Ama paşa tavrından vazgeçmedi. Yetkilerini kullanarak Anadolu'daki komutanlarla iletişime geçti ve birliklerin silah bırakmaması konusunda onları ikna etmeye çalıştı. Doğu Anadolu'da Kazım Karabekir'in önderliğinde Erzurum İl Kongresi yapılırken, Ege'deki Kuvayi Milliye gruplarını organize etmek amacıyla Balıkesir'de bir kongre düzenlenmeye çalışılıyordu.
Bu esnada Mustafa Kemal Paşa karargahıyla beraber Amasya'ya geçti. Paşa buradayken 22 Haziran'da Ali Fuat, Refet ve Rauf Beylerin imzaladığı ve Kazım Karabekir Paşa'nın da onayının olduğu bir genelge yayınladı. Vatanın bütünlüğünün, milletin bağımsızlığının tehlikede olduğunu, İstanbul hükümetinin görevini yerine getiremediğini, milletin bağımsızlığını yine milletin azim ve kararının kurtaracağını belirtti. Anadolu'ya geçen bir grup milliyetçi silah bırakmayıp bir kurtuluş mücadelesi başlatacaklarını böylece açıktan ilan etti. O sırada sadrazam olan damat Ferit Paşa, Mustafa Kemal'in hareketine oldukça sinirlenip onu geri çağırdı. Paris konferansı devam ederken bu tarz bir direniş hareketi İtilaf devletlerini kızdırabilirdi. Ama İtilaf devletleri kendileri kaşınmışlardı. Türkler kurbanlık koyun gibi bıçağın altına yatacak bir millet değildi. Cihan Harbi'nin şokunu atar atmaz silahı yine ellerine almışlardı. Mustafa Kemal, Kazım Karabekir'in davetiyle onun Doğu Anadolu için düzenleyeceği Erzurum Genel Kongresi'ne katılmak için yola koyuldu. İstanbul hükümetinin engellemelerine rağmen kente vardı. 23 Temmuz'da başlayan kongreye başkan olarak katıldı. Bu toplantıda vatanın bölünmez bir bütün olduğu ve manda yönetiminin kabul edilemeyeceği vurgulandı. İstanbul'dakine alternatif bir hükümet kurulup temsil heyeti adıyla icraat başlaması kararı alındı. Mustafa Kemal'in amacı ülkedeki yerel direniş hareketlerini bir çatı altında Türk subaylarının elinde toplamaktı. Bu amaç doğrultusunda daha Amasya'dayken Sivas'ta tüm vilayetlerden gelecek delegelerle ulusal bir kongrenin toplanacağını ilan etmişti. Mustafa Kemal ve arkadaşları Eylül'de Sivas'a geçip ulusal kararlar alacak olan kongreyi topladılar. Katılım çok az da olsa alınan kararlar milliyetçi direnişin ana programını ortaya koydu. Temsil heyetinin yetkileri tüm yurdu kapsayacak şekilde arttırıldı ve bütün müdafaa-i hukuk gruplarının tek bir çatı altında birleştirilmesine karar verildi. Anadolu'daki komutanlar ve mülki amirler bir bir Mustafa Kemal ve temsil heyetinin emir komutasına girince İstanbul hükümetinin otoritesi giderek azaldı. Damat Ferit Paşa istifa etti ve yerine gelen hükümet Anadolu'daki milliyetçilere daha sıcak baktığından temsil heyetiyle iletişime geçti. İstanbul hükümetinin görevlendirdiği paşalar ve temsil heyet üyeleri 18 Ekim 1919'da Amasya'da bir araya geldiler. Taraflar arasında bir protokol imzalandı. İstanbul, Sivas Kongresi'nin bazı kararlarını makul karşıladı. Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ni tanıdı ve Osmanlı Meclisi Mebusanı'nın yeniden toplanmasını kabul etti. İstanbul'a dönen Salih Paşa, verdiği sözlerin bir kısmını tutmasa da meclisin yeniden toplanması hususunda verdiği sözü tuttu. 1919 sonbaharının en kayda değer gelişmeleri arasında İngilizlerin işgal ettiği Maraş, Urfa ve Antep gibi kentleri Fransızlara devretmesi oldu. Ayrıca Kasım'da toplanan 4. Balıkesir Kongresi ile Ege'deki direniş, Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti ile birleştirildi. Mustafa Kemal ise olayları daha yakından takip edebilmek adına sene sonunda Sivas'tan Ankara'ya geçti. 12 Ocak 1920'de Osmanlı Meclisi Mebusanı İstanbul'da toplandı. Mecliste Rauf Bey liderliğinde Anadolu'dan gelen milliyetçiler çoğunluktaydı. 28 Ocak'ta Mebuslar, Türkiye'nin kabul ettiği asgari barış şartlarını içeren Misak-ı Milli'yi kabul ettiler. İtilaf devletleri o sırada Londra Konferansı'nı toplamışlar, Osmanlılara nasıl bir barış sunacaklarını tartışıyorlardı. Türklerin mecliste işlerine gelmeyen kararlar almalarıyla 16 Mart'ta İstanbul'u resmen işgal ettiler. Osmanlı Meclisi'ni dağıtıp delegeleri ve milli mücadeleye destek veren bazı isimleri Malta'ya sürdüler. Bu diplomatik hengame sürerken Maraş'ta halk ve Kuvayi Milliye güçleri düşmana silah doğrulttular. Fransız ve Ermenilere baş kaldırmışlardı. Maraş'ı Urfa takip etti. Fransızlar önce Maraş'tan çekildiler, ardından Urfa'dan. Antep'teki milliyetçiler düşmanı şehirden çıkarsalar da Fransızların takviye almalarıyla Nisan başında Antep kuşatması başladı. Çukurova tarafında da Kuvayi Milliye faaliyetleri giderek arttı. Toros Dağları Fransızlara dar edildi. Mustafa Kemal, İngilizlerin dağıttığı meclisi Ankara'da toplama kararı alıp akıllıca bir hamle yaptı. Meclisin kendi kontrolünde Ankara'da toplanması ona meşruiyet katacaktı şüphesiz.
Mebuslar Meclisi 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplandı. Temsil heyeti görevini mecliste seçilen hükümete bıraktı ve hükümet başkanı Mustafa Kemal oldu. Milliyetçiler büyük bir başarı elde etmişlerdi. Ama işleri çok da kolay değildi. Çünkü yeniden sadrazam olan damat Ferit Paşa ve İtilaf Devletleri durumu değiştirmek için hamle yaptılar. Ankara hükümetini sıkıştıracak tüm hadiseler peşi sıra geldi. İtilaf Devletleri Nisan ayında San Remo'da toplanıp Türklere imzalatacakları Sevr Anlaşması'nın maddelerini belirlediler. Aynı dönemlerde Ankara hükümetini zor duruma sokacak isyanlar başladı. Özellikle Anzavur ve Çapanoğlu gibi isyanlar düzenli bir ordudan mahrum milliyetçileri zorladı. Benzer şekilde İngilizlerin isteği ve damat Ferit'in eliyle kurulan Kuvayi İnzibatiye birlikleri de isyanlar devam ederken Doğu Marmara'da milliyetçilere ayak bağı oldu. İç karartıcı asıl hadise İngilizlerin Sevr'i Türklere imzalatmak için Yunanların ipini salması oldu. Yunan ordusu 22 Haziran'da bendinden boşanan Selcesi'ne aktı. Akhisar, Salihli, Soma, Kırkağaç, Edremit, Balıkesir, Bandırma, Biga, Bursa, İznik ve daha nice kent düştü. Temmuz sonunda Edirne ve hatta Trakya'nın tamamı Yunan işgaline maruz kaldı. Damat Ferit Paşa hükümeti işgallerin ardından önüne konulan Sevr Anlaşması'nı 10 Ağustos'ta imzaladı. Fakat Ankara hükümeti ve Mustafa Kemal ne olursa olsun anlaşmayı kabul etmedi. Baskıyı daha da arttıran Yunanlar Ağustos sonunda Uşak'ı da aldılar. İşler Türk milliyetçileri için sarpa sarmaktaydı. Mustafa Kemal Moskova'daki Bolşeviklerle irtibata geçti. Bolşevikler doğrudan Ankara hükümetine düşman değillerdi ve onların Doğu Anadolu'daki hedeflerini kendilerine tehlike olarak görmüyorlardı. Bunu değerlendirmek isteyen Mustafa Kemal, Doğu Cephesi Komutanı Kazım Paşa'ya harekat emri verdi. Paşa 28 Eylül 1920'de Ermenilerin üzerine yürüdü. Sarıkamış'ı ve Kars'ı alarak civardaki yerleşimlerin hepsine Türk sancağını dikti. Ermenileri Gümrü'ye kadar takip edip 6 Kasım'da kentin önüne vardı. Ermeniler ateşkes isteyip Türklerin şartlarını kabul ederek 3 Aralık 1920'de Gümrü Anlaşması'nı imzaladılar. Bu anlaşmayla Türkiye-Ermenistan sınırı çizildiği gibi Ankara hükümeti ilk kez bir devlet tarafından resmen tanınmış oldu. Doğudaki başarı batıya sirayet etmedi. Yunanların aldığı Gediz'i kurtarmak için Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa, Çerkes Ethem'in Kuvayi Seyyare birlikleriyle bir taarruz başlattı. Fakat Gediz taarruzu başarısız oldu. Fuat Paşa görevden alınırken cephe iki kısma ayrıldı ve Batı Cephesi'nin başına İsmet Bey, Güney Cephesi'nin başına Refet Bey getirildi. Ankara hükümeti düzenli ordunun ivedilikle hazırlanması gerektiğini, bu işin Kuvayi Milliye birlikleriyle devam etmeyeceğini anladı. Yunanlar ilerlemelerine rağmen iyi durumda değillerdi. Halk savaştan bezmişti ve ekonomi tepe taklak olmuştu. Yunanistan'ın bu seferi İngilizlerin desteği olmadan sürdürecek çapı yoktu. Kral Aleksandros'un Ekim 1920'de ölümü başka sorunlara da yol açtı. Yunanları Anadolu'ya sokan Venizelos seçimi kaybetti. Yerine Dimitrios Gunaris geldi. Taht ise İtilaf Devletleri'nin sevmediği Konstantin'e geçti. Onun tahta geçişi Yunanlara olan desteğin kesilmesine yol açacaktı. Ayrıca İngiltere bir türlü savaşın sonunu getiremediği için cepten yiyor, yapılan masraflardan kaynaklı Başbakan Lloyd George'a yönelik muhalefet sertleşiyordu. Yunanlar kendi iç sıkıntılarıyla uğraşırken Ankara hükümeti düzenli ordunun teşekkülü için uğraşıyordu. Fakat nizama girmek istemeyen Kuvayi Milliye grupları büyük sıkıntıydı. 1920 sonunda önce demirci Mehmet Efe, ardından da büyük yararlılık göstermiş Çerkez Ethem isyan etti. Doğu Karadeniz'de rahat durmayan Rumlar da aynı dönemlerde Pontus Devleti kurma bahanesiyle ayaklandılar ve katliamlara giriştiler. Pontus meselesinin halli için Aralık ayında merkez ordusu kurulup komutanlığına Sakallı Nurettin Paşa getirildi. Türk ordusu Çerkes Ethem meselesiyle uğraşırken yönetim kadrosu değişen Yunan ordusu Eskişehir taraflarından bir keşif saldırısı yaptı. Ocak 1921'de İnönü mevkiine sokuldu ve Yunan öncüleri Türklerle 6 Ocak'ta sıcak temasa girdiler. 11 Ocak'a kadar süren çarpışmalarda Yunanlar aldıkları yerleri geri bıraktılar. Küçük de olsa bu çekilme morale ihtiyacı olan Türkler tarafından sevinçle karşılandı.
savaş halinin uzaması Türklere yaramaktaydı. Bu bataklıktan çıkmak isteyen Fransız ve İtalyanların çıkarları günden güne azalıyor, İngilizler muhalefette zor baş ediyordu. İşleri hızlandırmak için 21 Şubat'ta Londra Konferansı toplandı. Konferansa hem İstanbul hem de Ankara hükümeti davet edildi. Bu, milliyetçilerin resmen tanındığı anlamına gelmekteydi. Sadrazam Tevfik Paşa'nın söz hakkını Ankara'nın temsilcisi Bekir Sami Bey'e bırakması, Ankara'yı Türklerin uluslararası alandaki tek temsilcisi yapıverdi. Sevr biraz daha yumuşatılıp Türklere kabul ettirilmeye çalışılınca toplantı sonuçsuz kaldı. İtilaf devletleri kuvvet kullanacak halde değildiler. Fransızlar ve İtalyanlar Türklerle anlaşıp işgal ettikleri yerlerden çıkma niyetindeydiler. Bu durumda Yunanlar İngiliz başbakanının sözlü desteğiyle kendi göbeklerini kendileri kesmeliydiler. Konferans biter bitmez Türkler yakın ilişkiler kurdukları Sovyet Rusya ile 16 Mart 1921'de masaya oturup Moskova Antlaşması'nı imzaladılar. Bu dostluk antlaşmasıyla Ankara hükümeti ilk kez bir Avrupa devleti tarafından tanınırken Batum hariç Doğu cephesindeki tüm kazanımlarını Moskova'ya onaylattı. Zaman aktıkça Türklerin gücü arttı. Ruslarla dostane bir ilişki kurmuşlardı ve Fransızlar bile onlarla anlaşma yolu arıyorlardı. Anlaşma sağlanırsa Çukurova'daki Türk kuvvetleri yakında batıya sevk edilecekti. Yunanların kaybedecek tek bir anları dahi yoktu. Yunanlar 23 Mart'ta Bursa ve Uşak'tan ilerleyip Eskişehir ve Afyon'u hedefleyerek ilerlemeye başladılar. İlk günlerde başarı sağlayıp hızlıca Anadolu'nun içlerine doğru sokuldular. Bursa grubu 26 Mart'ta İsmet Paşa'nın birlikleriyle İnönü'de karşılaştı. İkinci İnönü Muharebesi'nde Türkler düşmanlarını durdurup geri çekilmek zorunda bıraktılar. Bu büyük zaferin haberi 1 Nisan'da Ankara'ya ulaştı. Bursa grubunun çekildiğini öğrenen Uşak'taki Yunan gücü, Afyon'u bırakıp çekildiği sırada Güney Cephesi Komutanı Refet Paşa emrine verilen kuvvetlerle düşmana saldırdı. Aslıhanlar Dumlupınar Muharebelerinde istenilen alınamadı ve Türk ordusunun taarruz gücüne daha ulaşamadığı anlaşıldı. İkinci İnönü sonrasındaki dönemde Mustafa Kemal ve milliyetçiler moral toplamışlardı. İtalyanlar Ankara ile yakınlığını arttırıp Güneybatı Anadolu'ya tahliye için hazırlıklara başladılar. Fransızların Çukurova'daki durumu ise günden güne kötüleşti. Urfa ellerinden çıktı. Zonguldak'ı boşalttılar. Paris yönetimi arka kapıdan da olsa Ankara ile anlaşma yapma girişiminde bulundu. İngilizler Türklerin sadece savunabildiğini, saldırı gücüne ulaşamadıklarından emindiler. O yüzden Yunanları hala güçleri varken saldırı konusunda teşvik ettiler. 10 Temmuz'da General Papoulas emrindeki Yunan ordusu tüm gücüyle Türk ordusuna saldırdı. Batı cephesi komutanlığı saldırıyı Bursa-Eskişehir cihetinden bekleyerek büyük bir hata yaptı. Yunanlar Türk ordusunun zayıf olduğu güney tarafından yüklenip Kütahya-Eskişehir muharebelerinde büyük bir zafer elde ettiler. On binlerce Türk askeri silah bırakıp kaçtı. Ordunun bozulacağını anlayan Mustafa Kemal, 18 Temmuz'da vakit kazanabilmek adına tüm muhalefete rağmen ordunun Sakarya Nehri'nin doğusuna geçmesini emretti. Dağılan birlikler 25 Temmuz'da zar zor nehrin berisine geçebildiler. Yunan zaferi İtilaf devletlerine Sevr'i kabul ettirme konusunda ümitlendirirken Mustafa Kemal'e olan meclisteki baskıyı iyiden iyiye arttırdı. İşler sarpa sardığından her şeyin müsebbibi olarak o görülüyordu. Bunun üzerine meclis başkanı olan Mustafa Kemal Paşa, meclisin isteğiyle 5 Ağustos'ta başkomutanlığa getirilerek tüm yetkileri üzerine aldı. Birkaç gün sonra da tekalifi milli emirleri çıkarıp savunma yapacak orduyu halkın eliyle donatmak için kolları sıvadı. Bu savunma ve burada yapılacak muharebe hem Ankara hükümetinin hem Mustafa Kemal Paşa ve etrafında toplananların hem de halkın kaderini belirleyecekti. Savunmanın ardı, direnişin merkezi Ankara'ydı. Ankara düşerse direniş kırılabilir, Ankara düşerse ordu dağılabilir, Ankara düşerse bir milletin tarihi bambaşka yazılabilirdi. Elbette her ihtimale karşı Genelkurmay'ın yedek planları mevcuttu. Ama Ankara'nın düşmesi, Türk kurtuluş mücadelesini bugün bilemeyeceğimiz bambaşka bir çehreye büründürecekti. Yunanlar nehrin doğusuna çekilip vakit kazanan Türklere daha fazla fırsat verme niyetinde değillerdi. 23 Ağustos'ta savunmadaki Türklere saldırdılar.
13 Eylül'e dek devam eden bu büyük harpte hattı müdafaa yoktur, sathı müdafaa vardır prensibini benimseyen Türkler galip geldiler. Düşmanları Ankara'nın dibine sokulmuşken onları söküp attılar ve nehrin batısına tutup fırlattılar. Bu zafer Kurtuluş Savaşı'nın kırılma anı, pek çok tarihçiye göre de savaşın en önemli muharebesiydi. Türk zaferiyle beraber tüm dengeler değişti. Bundan böyle Yunanlar savunacak, Türkler saldıracaktı. Ve bu zafer gösterdi ki Anadolu'nun geleceğini itiraf devletleri değil, Anadolu'nun sahibi Türkler şekillendirecekti. Mustafa Kemal Paşa, Sakarya Muharebesi'nde dökülen kan kurumadan sıcağı sıcağına bir takip ve taarruz harekatı yapmayı planladı. Amaç, düşmanın sadece 4. Tümen'le savunduğu Afyon'u 2. Kolordu ve 5. Süvari Kolordusu'yla alıp düşmanın İzmir'le olan bağlantısını kesmekti. Bu girişimi son anda sezen Populas, tümenlerini güneye kaydırınca 30 Eylül-8 Ekim 1921 tarihleri arasında Güzelim Dağı Muharebesi yapıldı. Bu muharebeyle Yunan güçleri gafil avlanmaktan son anda kurtulduğu gibi cepheyi Afyon'a kadar kaydırmaları gerektiğini anladılar. Belli ki Türkler Afyon üzerinden saldıracaklardı. Zafer diplomatik başarılarla taçlandırıldı. 3 Sovyet Cumhuriyeti Azerbaycan, Gürcistan ve Ermenistan Ekim'de Millet Meclisi ile Kars Antlaşması'nı imzaladı. Uzun süredir barış kovalayan Fransa ile Ankara Antlaşması yapıldı. Fransızlar İskenderun ve Hatay sancakları hariç Türk topraklarından çıkmayı kabul ettiler. Böylece Güney Cephesi kapandı. Kısa süre sonra ise Ukrayna ile resmi bir dostluk kuruldu. İtalyanlar da tahliyelerini hızlandırdılar. Doğu ve Güney Cephesi kapanmış, Millet Meclisi hükümeti İtilaf Devletlerince tanınmış, yurdun büyük bölümü kurtulmuştu. Fakat daha her şey bitmemişti. Milliyetçi Türkler, Yunanların Anadolu'da olduğu hiçbir planı kabul etmediler. Türk ordusu düşmana son takatıyla büyük bir yumruk vurmak için hummalı bir hazırlık sürecine girdi. Yunanların hücum güçleri kalmamış, hükümetleri dağılmış, orduları karışmış, finansal durumları çökmüştü. Üstelik İngilizlerin desteğinden de tamamen mahrum kalmışlardı. İtalyan ve Fransızlar ise kendilerine karşı Türklerden yana tavır almışlardı. Oldukları yerde tutunmak, İzmir'e doğru çekilmek ya da İstanbul'a saldırıp Ankara'yı barışa zorlamak arasında gidip geliyorlardı. Yaklaşık bir yıllık bir hazırlığın ardından Türk ordusu, Mustafa Kemal Paşa'nın başkomutanlığında 26 Ağustos 1922'de büyük taarruzu başlattı. Tarafların asker, tüfek, top, uçak sayıları ekrandaki gibiydi. Her ne kadar muharebelerin geçtiği yerlerde olmasa da tarafların 200 bine yakın adamları vardı. Türkler 30 Ağustos'ta Dumlupınar Meydan Muharebesi'nde düşman ordularının çoğunu sarıp imha ettiler. Büyük taarruzu detaylı anlattığımız videomuzu sağ üstteki karta tıklayıp izleyebilirsiniz. Mustafa Kemal'in 1 Eylül'deki "Ordular, ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri!" emrini takiben Türk ordusu geniş bir alanda kaçan düşmanı takibe koyuldu. Yunanlar kaçarken geçtikleri her yeri yakıp yıktılar. O kadar ki Manisa'daki 18 bin binadan sadece 500 ayakta kalabilmişti. Köy ve kasabalardaki binlerce insanı katlettiler. Anadolu'nun batısını gider ayak yerle bir ettiler. Türk süvarileri nefes aldırmadan takip harekatını sürdürdü ve 9 Eylül 1922'de Yunan'ı denize döktü. Eylül ayı bitmeden de tüm Anadolu Yunan'dan temizlendi. Mustafa Kemal'in hedefinde şimdi de boğazlar vardı. Ordusunu İtilaf Devletleri askerlerinin olduğu Çanakkale Boğazı'na sürdü. Fransız ve İtalyanlar askerlerine çekme emrini çoktan verdiğinden İngilizler ve Türkler doğrudan karşı karşıya geldi. Yeni bir savaş başlamak üzereydi. Mustafa Kemal İngiliz kamuoyunun savaş istemediğini bildiğinden bu hareketin Lloyd George'u kenara sıkıştıracağını anladı ki öyle de oldu. Başbakanın Türkiye'yi savaş ilanıyla tehdit eden bildirisi tepkiyle karşılandı. 3 Ekim'de taraflar ateşkes yapmak için Mudanya'da bir araya geldi. Türkler pek çok isteklerini kabul ettirdiler. Yunan'la savaş hali bitirildi. Doğu Trakya kayıtsız şartsız, Boğazlar ise asker bulundurmamak kaydıyla Ankara hükümetine bırakıldı. Ayrıca mütarekeye İstanbul hükümeti çağrılmadığından Osmanlı Devleti hukuken yok sayıldı.
Mudanya Mütarekesi ile Kurtuluş Savaşı'nın muharebeler kısmı bitti. Türkiye politikalarının başarısızlığı nedeniyle İngiltere'de hükümet düştü. Yeni İngiliz hükümeti ve diğer itilaf devletlerinin davetiyle Türkler Lozan'da yapılacak barış görüşmelerine çağrıldılar. Ankara, İstanbul'daki padişahın ve hükümetinin varlığının hukuksal bir problem olabileceğini düşündü. Bu sebeple 1 Kasım 1922'de saltanat kaldırıldı. Barış konferansı bazı konulardaki tartışmalar yüzünden oldukça uzun sürdü. Bu tartışmalar en sonunda ortak bir karara bağlandı. Kimi konularda itilaf devletlerinin, kimi konularda Türk tarafının istekleri ağır bastı ve 24 Temmuz 1923'te Lozan Barış Anlaşması imzalandı. Bu anlaşmayla beraber 1. Dünya Savaşı'nın silahı bırakmayıp direnen tarafı olan Türkler, milli mücadelelerindeki kazanımların çoğunu garantiye aldılar. 29 Ekim 1923'te de Cumhuriyet ilan edilerek devletin yeni yönetim rejimi belirlendi ve Türkiye Cumhuriyeti kuruldu. Kurulan Cumhuriyet'in ilk Cumhurbaşkanı da milli mücadelenin lideri Mustafa Kemal Atatürk oldu. Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle hazırladığımız video burada bitti. Videoyu beğenip yorumlarınızı alt kısma yazmanız dileğiyle. İyi günler.